gidiyoruz efendim. Alem buysa devasızsınız arkadaşlar. Alem 28 Şubatçılara kol kanat gerenlerse, alem enkaz altındakilerin sesini duymayanlarsa, alem ezilenlerin kaderini değiştireceğim diye yola çıkıp etrafına hay hay efendimcileri dolduranlarsa, deva sensin. Alem taraflı partili medyaysa, alem küfürlerse, hakaretlerse, alem hakarete alkış tutanlarsa, deva sensin. Alem depremle yıkılmış şehrin belediye başkanını ödüllendirmekse, alem sadece kendinden olanı savunup demokratçılık oynayanlarsa, alem yumruğu, kavgayı, şiddeti savunanlarsa, deva sensin. Alem yükselen kiralarsa, kat üstüne kat çıkılan temelsiz yapılarsa, alem iktidarıyla muhalefetiyle vatandaşı değil kendi haksız rantını düşünenlerse, deva sensin. Alem et kuyruklarıysa, alem ekmek kuyruklarıysa, alem yemek kuyruklarıysa, alem pahalı diye anlamayan zeytinyağıysa, alem içilemeyen kahveyse, alem buysa deva sensin. Alem buysa deva sizsiniz arkadaşlar, siz. Alem buysa Türkiye'nin devası sizlersiniz. Deva kadroları. Türkiye'nin devası milletimizin ta kendisi. Ekran kartını yenileyemediği için oyun oynayamayan, polis korkusundan tweet atamayan genç arkadaşım, deva sensin. Kirasını ödemekte güçlük çeken, ek iş yapmakta zorunda kalan emekli taksici, emekli çaycı, emekli garson amcam, deva sensin.
Artan maliyetler altında ezilen, ürettikçe zarar eden çiftçi abim, deva sensin. İşe karanlıkta giden, karanlıkta gelen çalışan arkadaşım. Okula sokak köpeklerinin saldırısından korkarak giden öğrenci kardeşim, deva sensin. Önüme biri çıkacak mı diye sokaklarda korkarak telefonları açık yürüyen kadınlar, beyaz eşya fiyatlarına kara kara bakan, evlilik hazırlığında olan bekarlar, kentsel dönüşüm için destek bulamayan, para biriktirmeye çalışan evliler, deva sensin, deva sizlersiniz. Evet, deva bu kadrolardır, deva milletimizdir. Duymayan duysun, bilmeyen bilsin arkadaşlar. Deva Partisi, Türkiye'nin her yerinde kendi ismiyle, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla seçime gidiyor. Deva Partisi 81 ilin tamamında seçime gidiyor. Deva Partisi bu iktidarla, bu muhalefet arasına sıkışmış milyonlara ses olmaya geliyor. Unutulan değerleri, hakkı, emeği, alın terini, demokrasiyi biz tekrar hatırlatacağız arkadaşlar. Hakkınız var. Hakkındır diyeceğiz. Bir partiye üye olmadan da belediyede işe girmek mi istiyorsun? Gireceksin, hakkındır diyeceğiz. Hayat tarzından, siyasi görüşünden ödün vermeden, sosyal desteklerden yararlanmak mı istiyorsun? Yararlanacaksın, hakkındır diyeceğiz. Korkmadan itiraz etmek, yanlışları açıkça konuşmak, söylemek mi istiyorsun? Söyleyeceksin, hakkındır diyeceğiz. Ayrım yapmadan, herkes için eşit bir belediyecilik, hakkındır diyeceğiz. Demokrasi de hakkındır, özgürlük de hakkındır diyeceğiz. İnsan onuruna yaraşan bir hayat hakkındır. Bu ülkenin hakkıdır, 85 milyonun hakkıdır diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarım, değerli gençler, insan olarak, vatandaş olarak en önemli hakkımız ne biliyor musunuz? Kimseye muhtaç olmadan başımız dik, onurlu bir yaşam hakkı. Bu temel bir insan hakkıdır. Maalesef bugünkü iktidar bu milletten kimseye muhtaç olmama hakkını aldı. Onuruyla geçinme hakkını aldı. Gençler anne babasından, anne babalar evlatlarından, komşulardan borç alıyor. Akrabalar birbirlerine destek olmaya çalışıyor ama nafile. Birçok insan ay sonunu getiremiyor arkadaşlar. Kirasını ödeyebilen, karnını iyi kötü doyurabilen bugün Türkiye'de kendini şanslı sayıyor. Daha dün Sakarya'daydık. Evvelsi gün Kocaeli'deydik. Her iki elimizde de 6 ayrı ilçeyi dolaştık. Her yerde ama her yerde. Emekliler feryat ediyor. Bugün bir emeklimizin oturduğu ev kendisinin değilse, kira ödemek zorundaysa, bu emeklimizin asgari gıda ihtiyaçlarını bile karşılayabilmesi mümkün değil. Evi kendinin olmayan, kira ödeyen bir emekli bugün aç. Ayda bir et yiyebilen, evine et alabilen kendini şanslı sayıyor bu ülkede. Bakın şimdi sizlere şöyle bir video izleteceğim. Sadece televizyon haberlerinden bir seçme izleteceğim size. Saat sabaha karşı 5. Yer Et Süt Kurumu. Et için geldik. Önce bir yazalım. Üşüyor musunuz gibi? Yok, titriyorum. Yaş 78. Sıra bize geldi mi? Birer kilo kıyma alacağız. Alacağımız bu. Saat 5.30. Rezilliği görüyorsun. Demeye gerek yok. Nereden geliyorsunuz efendim? Çençöğünden. Yavrum yaş 84 öyle az değil. Pakistan hastalığı var. Karşıdan çıkarsak Gülhan hastanesine gideceğim bir de. Ne yapalım? Emekli adam. Başka bir gelir yok. Saat 8 oldu. Hava aydınlandı. Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor. Yüzlerce tüketici Et Süt Kurumu'nun önünde sıraya girdi bile. Sabah 7'de geliyoruz, et bulamıyoruz. Ben 75 yaşındayım. Saat 5.30'da evden çıktım. Bir kilo et almak için
O da ayda bir sefer. Çoluk çocuğun bir şeyler düzgün yiyebilmesi adına, ucuz almak adına mecbur bekliyoruz. Ama burası tarım memleketi, hayvancılık memleketi. Vatandaşın hali bu. Evet, izlemesi zor. Sivas'ta et balık zor. Kurumunun önü, şu rezilliğe bak. Şuna bak ya. Saat sabaha karşı 5. Yer görüyorsunuz arkadaşlar. Ülkeyi getirdikleri hali görüyorsunuz. Ülkenin ne hale geldiğinin, birilerinin inadı yüzünden ne hale getirildiğinin tablosunu işte burada gördünüz. Bu tabloyu çizen belli. Umarım o da izler. İzler de ülkenin ne hale geldiğini görür. Görüyorsunuz, Türkiye'nin her köşesinde doğusundan batısına uzayan kuyrukları görüyorsunuz. İnsanların 10 lira, 20 lira ucuz et uğruna nasıl sıraya girdiğini görüyorsunuz. İnsanlar utanarak, sıkılarak bekliyor kuyruklarda. Kimi yerlerde emekliler saatlerce bekleyeceklerini bilerek, boyunlarını bükerek kuyruğa giriyor. Kimi yerde annesi tarafından gönderilen bir öğrenci sıkıntı içinde, ya sınıf arkadaşlarım acaba rastlar mıyım bu kuyrukta diye çekinerek gidiyor. Kimisi tanzim çadırlarına, ucuz gıda kuyruklarına mahkum olarak o ezikliğin içerisinde sabahın karanlığında böyle kuyruklarda bekliyor. Boğazından geçecek her lokmanın hesabını yapmaya mahkum ettiler ülkemizin insanlarını ya. Ülkemizi, insanlarımızı bu hale sokan herkese yazıklar olsun diyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kimi yerlerde sıra 4 saate kadar uzuyor. 4 saat arkadaşlar. Eğer 4 saat bekledikten sonra hala orada et kaldıysa onlar şanslı. Ama bittiyse diyorlar ki bitti, yok. Ne yapacağım? Bir sonraki gün daha erkenden sıraya girmesi tavsiye ediliyor onlara. Durum bu. Tablo bu. Buradan ben Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, şöyle Google'a girin ve ucuz et kuyruğu yazın. Karşınıza bir sürü video düşecek. İzleyeceğiniz videoların yapımcısı da, yönetmeni de, senaristi de sizsiniz. Başkası değil. O videolar sizin eseriniz. Google'a girin, ucuz ekmek kuyruğu yazın. Halk ekmek kuyruğu yazın. Karşınıza çıkacak görüntüler sizin eseriniz. Ucuz yemek kuyruğu yazın. Göreceğiniz tablo sizin eseriniz. Bize yoksulluğun tablosunu çizdiniz ya. Bize adaletsizliğin resmini çizdiniz. Bize haksızlığın resmini çizdiniz. Orta sınıf diye bir yer kalmadı artık Türkiye'de. Nasıl ki çadırın orta direğini alırsanız o çadır çöker, siz de ülkeyi çökerttiniz. Ben değerli arkadaşlar, ta ilkokul yıllarında, ortaokul yıllarında çok kuyruk bekledim. Yaşı müsaade olan insanlar da, şu anda aramızda olanlar da o günleri hatırlar. Sonra ne oldu? Rahmetli Özal geldi, ülkede kuyruklar bitti. Her şey için kuyruk vardı. Benzin karneyle satılıyordu ya. Bir ayda bir arabanın alacağı toplam benzin miktarının sınırı vardı. Karneyi işliyorlardı. Diyorlardı ki artık senin kotan doldu, kusura bakma. Benzin alamazsın bu ay diyorlardı. Bu ülke bunları yaşadı. Ne zaman yaşadı? 1970'lerde yaşadı. Ama ne zaman ki rahmetli Özal geldi, ne zaman ki akılcı ekonomi politikaları Türkiye'de uygulanmaya başladı, o andan itibaren artık kuyruklar bitti. Fakat nice yıldan sonra, 40 yıldan sonra ülkeyi, bu ülkenin vatandaşlarını kuyruklara mahkum edenler utansın ya, utansınlar gerçekten.
Bolluk ülkesini yokluk ülkesi haline getirdiler. Tabii hiç uğruna biliyor musunuz? Tamamen akılsız politikalar yüzünden. Tamamen bir tek kişinin inadı yüzünden, başka bir sebebi yok arkadaşlar. Ben ekonomistim dedi. Alanım ekonomi dedi. Her şeye müdahale etmeye başladı. Tertemiz pırır pırır işini bilen insanları görevinden uzaklaştırdı. İş bilmez yandaş kadroları görevine getirdi. Ondan sonra ülkenin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Sadece kuyruklar açısından ülkeyi 1970'lere döndürmedi. Bu kur korumalı mevduat diye ucube bir sistemi, yine Özal'ın kaldırdığı bir sistemi tam 40 sene sonra bu ülkenin başına musallat ederek de ülkeyi 1970'lere döndürdü. Sadece seçimden Aralık sonuna kadar Merkez Bankası'nın karşılıksız para basıp ödediği kur farkı 800 milyar lira arkadaşlar, 800 milyar. Karşılıksız bastılar mı parayı? Ondan sonra da yeni ekonomi yönetimi enflasyonu düşüreceğim diye uğraşıyor duyuyor. Havanda su dövüyor. Her gün patinaj yapıyorlar. Erdoğan'ın bu ülkenin başına musallat ettiği kur korumalı mevduat daha bitmedi. Yeni ekonomi yönetimi azaltmaya çalışıyor ama çok yavaş, olmuyor. Kur korumalı mevduat orada olduğu sürece Merkez Bankası karşılıksız para basıyor. 800 milyar parayı sadece 7 ayda bastılar Aralık'a kadar. Bu yılın bütçesine koydukları tarım bütçesine kadar 91 milyar. 12 ayın tamamında 2024'te çiftçiye verilecek desteğin tamamı 91 milyar. Sadece 7 ayda kur farkı diye ödedikleri 800 milyar. Bu ülkede ekonomi düzelir mi ya? Bu ülkede çiftçinin yüzü güler mi? İşte o yüzden bu et kuyrukları oluşuyor. O yüzden ekmek kuyrukları oluşuyor. Çiftçimizin, üreticimizin maliyetleri tavan yaptığı için vatandaşlarımız 10 lira, 20 lira, 30 lira ucuza almak için eti kuyrukta bekliyor. 1 lira, 2 lira, 3 lira ucuza almak için vatandaşlarımız ekmek kuyruğunda bekliyor. Ben buradan ülkenin Cumhurbaşkanı'na tekrar sesleniyorum. Sizin eski bir çalışma arkadaşınız olarak, ama herhangi biri değil, ekonomide bu ülkenin en müreffeh günlerini yaşatan ekibin başındaki kişi olarak söylüyorum. Ve cevabını çok merak ediyorum. Bu üçüncü soruşum. Neden? Sayın Erdoğan, neden? Ne uğruna? Ne uğruna 85 milyon vatandaşımızın onurlu yaşam hakkına kastettiniz ya? Derdiniz nedir sizin? Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, yüzleşmemiz gereken bir gerçek daha var. Bakın, bütün bu tabloda tek suçlu Erdoğan değil. Yaptıklarında sadece onun imzası var. Doğru. Ama 20 yıldır hiçbir şey üretemeyen, 20 yıldır planla, projeyle, doğru düzgün bir siyasetle onun karşısına çıkamayan muhalefetin hiç mi suçu yok ya? Planı programı olmayan, yarın tahayyülü olmayan muhalefet partilerinin bu tabloda hiç payı yok mu? Kürsüde bağırmayı marifet sayan, küfür ve hakaretle dilini kirleten muhalefetin payı hiç yok mu? Ne yapacağını bilmeyen, kimlik siyasetine hapsolmuş, sloganları hamasetten öteye gitmeyen muhalefetin de payı yok mu bu tabloda? Dikkat edin, şu anda Türkiye'deki muhalefet partilerinin kahir ekseriyeti ne yapıyor? Kimlik siyaseti yapıyor. Kimlik siyaseti ne demektir? Ne demektir? Diyor ki ben falancayım, ben şucuyum, ben bucuyum. Eğer sen de benim gibi falancaysan bana oy ver. Ben bucuyum, sen de bucuysan bana oy ver. Ya arkadaş, sen falanca ol, filanca ol, şucu ol, bucu ol. Bu memleket için, yarınlar için planın, projen nedir ya? Senin Türkiye tahayyülün nedir, çık onu önce bir anlat arkadaş ya. Yok. Yok. Ben falancayım, ben filancayım, ben şucuyum bucuyum diyenlere sorun. Ya anladık, tamam. Kim olduğunu anladık da.
Sen bu memleket için ne yapacaksın? Hangi taşı hangi taşın üzerine koyacaksın? Bir çık anlat ya. Türkiye'nin devası, değerli arkadaşlarım, sizlersiniz ve Türkiye'nin devası milletimizin kendisi. İnşallah bunu seçimde göreceğiz. İnanın ben bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken hicap duyuyorum ya. Al birini vur ötekine hesabı. Henüz daha iktidar ya da iktidar ortağı falan da değiller. Şimdiden başlamışlar kavgalara dönüşlere. Daha cin olmadan çarpmaya çalışanlar var. Sözüm ona ülkenin yarınlarına siyaset vaat ediyorlarmış. Sözüm ona bu iktidarın alternatifi onlarmış. İdeolojik zıtlıklar, siyasi görüş ayrılıkları fark etmiyor. İfade özgürlüğünü savunuyorlar ama sadece kendileri için. Şiddete karşı çıkıyorlar ama sadece kendileri için. Hak hukuk diyorlar ama kendileri için. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. Karşımızdaki tablo şu. İster iktidar partileri olsun, ister bazı muhalefet partileri olsun. Yerel seçimlerdeki matematikleri belli. Belediyecilik eşittir komisyonla plaza dikilecek boş arsalar. Belediyecilik eşittir eşe dosta dağıtılacak haksız ruhsatlar. Belediyecilik eşittir partililere verilecek ihaleler makamlara atanacak partililer. Belediyecilik eşittir para kazanacak meclis üyeleri. Görüyoruz. Atanamayan bir kişinin yerine 3 tane atanmıştan ses çıkıyor. İstanbul'da bir kişi aday olmuyor. Ankara'dan sesler yükseliyor. 40 yıllık partililer bu uğurda partilerinden uzaklaşıyor. Emeklerini bırakıp istifa ediyorlar. Şuraya benim adamım aday gösterilmedi tartışmaları var. Bozuk yollardan, kaldırımlardan bahseden yok. Şuradaki kişi, bilmem kimin adamı, ben onu istemem tartışmaları var. Sahipsiz sokak hayvanlarından bahseden yok. O ilçeye bizim şu arkadaşımız atanacaktı. Var. Gelmeyen otobüslerden, kalabalık toplu taşıma araçlarından bahseden yok. Vatandaşın derdinden, vatandaşın gündeminden bahseden yok arkadaşlar. Yok. Bazıları iktidar olmayı ne zannediyor biliyor musunuz? Bu iktidarın elinde bir sopa var. Artık aba altından da sopayı göstermiyor biliyorsunuz. Resmen tehdit ediyor. Türkiye'nin her yerinde gidiyor, bana oy vermezseniz size hizmet gelmez diyor değil mi mealen? Hatay'a gitti dedi. Geçen Ordu'ya gitti dedi. Bir hasta ziyaret ediyor, duramıyor onu da söylüyor. Metin yok ya elinde. Şimdi gerçekten artık aba altından sopa gösteren değil, sopayı açık açık sallayan bir iktidar var bu ülkede. Ama çoğu muhalefet partilerinde derdi ne biliyor musunuz? O sopayı bir ele geçireyim, biraz da ben sallayayım ya diyorlar. İnanın bunların derdi hukuk, adalet değil. Bunların derdi demokrasi falan değil. O sopayı ele geçirme mücadelesi olarak görüyorlar seçimleri. İşte arkadaşlar, bunun için devaya olan ihtiyaç büyük. İşte onun için bizim varoluşumuz ve bu ülkede hak için, adalet için varız. Hukuk için varız. 85 milyonun insan onuruna yaraşır bir hayata ulaşması için varız dememiz ülkemiz için çok kıymetli, çok. İşte onun için bu salonda her biri kahraman olan yol arkadaşlarım var. İşte onun için bu salonda Deva Partisi'nin gözü pek, alnı açık, başı dik kadroları var. İşte bu salonda teşkilat mensuplarımız var. Kahraman ilçe başkanlarımız var. Kahraman belediye başkan adaylarımız var. Bakın iddiayla söylüyorum, iddiayla. Bu ülkede kimseye boynu bükük olmadan, kimseye borçlanmadan, hiç kimseye verilecek bir hesabı olmadan,
bir muhalefet partisi kurmak, bir muhalefet partisi teşkilatı oluşturmak öyle herkesin yapabileceği bir iş değil. Dikkat edin. Çoğu borçlu. Çoğunun birilerine boynu bükük. Çoğu ya bir tehdit altında ya da özel teşviklerle siyaset yapıyor. Hepsinin farkındayız. İşte Türkiye'nin hür, bağımsız, alnı açık, başı dik, hiç kimseye bağımlı olmadan siyaset yapan partisidir Deva Partisi. Bunu haklı bir gururla söylüyorum. Ve bu sınana ortaya çıkacak. Bizi eğmeyecekler. Bükemeyecekler. Onun için çok rahatsızlar. Bizden rahatsız olmasalar, seçimi kazandıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı daha evinin önünde yaptığı konuşmada 3. dakikada Deva'dan bahseder miydi? Benden bahseder miydi? Ya sen zaten seçimi kazanmışsın. Helalinden kazanmadı, o ayrı mesele. Hep söylüyorum. Çünkü aldatarak kazandı. Helalinden kazanmadı. Ticarette bir helal kazanç kavramı vardır. Ölçüde, tartıda hata yapmayacaksın. Sen enflasyonu düşük ölç, düşük ilan et. Emekliye ona göre zam ver. Mazotun fiyatını düşük göster. Faizi düşük göster. Seçime git. Seçimden sonra faizi de patlat. Döviz kurunu da patlat. Enflasyonu da patlat. Bu aldatmak değil de ne? Onun için diyorum, kazandı ama helalinden kazanmadı. Bu ayrı. Ama helalinden kazanmadığı seçimin ilk dakikasında, seçimden sonraki ilk dakikada bizlerden bahsediyor. Hızını alamıyor, Ankara'ya geliyor. Ankara'da konuşmasında gene bizlerden bahsediyor. Çünkü bizi yola getiremeyeceğini gayet iyi biliyor. O kendi yanlış yoluna bizim düşmeyeceğimizi gayet iyi biliyor. Hangi partileri yola getirebilir, hangilerini getiremez gayet iyi farkında. İşte onun için diyorum arkadaşlar, bize çok büyük ihtiyaç var, çok. Değerli arkadaşlar, son yıllarda biz gidersek ülke batar demek dışında siyaset üretemeyenlerin, muhalefet etmeyi de bir kazanç kapısı olarak görenlerin, işine geldiğinde şiddete karşı çıkan, işine geldiğinde bir yumruğu savunmak için yarışanların, kısacası ezbere konuşan, ezbere düşünen, muhalefetin de bu ülkeye verebileceği fazla bir şey yok. Hele bazı partiler görüyoruz. Ya arkadaş, karar ver. Sen muhalefet misin, iktidar mısın ya? Bir karar ver. İktidarın yanında mısın, yoksa muhalefet mi yapıyorsun? Bir karar ver. Muhalefet yapıyor görünüp, yaptıklarının sonucu itibariyle iktidara yaranan, iktidarın işine gelecek şekilde çalışan çok muhalefet partisi var bu ülkede. Ama milletimiz uyanıyor ha. Uyanıyor. Çünkü önemli bir söz vardır. İnsanların bir kısmını uzunca süre aldatabilirsiniz. Ya da insanların tamamını bir süre aldatabilirsiniz. Ama insanların tümünü sürekli aldatamazsınız. Böyle bir şey yok. İşte bunu görecekler inşallah. Seçim yaklaştıkça görecekler. Dün Sakarya'da, evvelsi gün Kocaeli'ndeydim. İnsanlar uyanmış ha. İktidarı en çok destekleyen iller bunlar. Bakın dikkat edin. Seçim sonuçlarına bakın. Değil mi? İktidar partilerinin en çok destek aldığı illerden bahsediyoruz son seçimlerde. Ama insanlar uyanmış. Yani biliyorsunuz, hani yılan sokar ama sokulduğu yerden bir kere daha sokulmak, bu akılcı bir iş değil yani. Dolayısıyla insanlarımız artık gayet iyi her şeyin farkında. Çünkü değerli arkadaşlar, bakın, iktidarıyla muhalefetiyle bunların yerel seçimlerdeki hiçbir hesabında değerli arkadaşlar, halk yok, millet yok, hizmet yok. Tam da bunun şu anda nasıl bir gerçek olarak karşımızda gördüğünü hep beraber daha iyi anlıyoruz ve buradan tekrar ilan ediyorum ki, tüm milletime sesleniyorum ki, ey Türkiye,
Biz varız, Deva var. Onun için endişeye mahal yok, endişeye. Endişeye mahal yok çünkü biz varız. Yandaş medyaya sesleniyorum. Biz yokmuşuz gibi davranmayın. Bizi görmezden gelmeyin. Biz laf kalabalığı ile muhalefet koltuklarının yarışına girenlerden değiliz. Muhalefet koltuğundan gayet memnun, kalkmak istemeyenlerden değiliz. Biz iktidar nimetleriyle gözünde dolarlar dönenlerden de değiliz. Biz varız ve buradayız. Değerli arkadaşlarım, buradan söylüyorum, tekrarlıyorum. İktidarı da, muhalefeti de yapmadı. Yapamayacak. Gördük arkadaşlar. İktidarı da, muhalefeti de gördük. Hele hele şu son seçimlerden bu yana bazı muhalefet partilerin ne halde olduklarını da gördük. Depreme karşı önlem almadılar, almayacaklar. İktidarı da, muhalefeti de. Torpilin, adam kayırmanın önüne geçmediler, geçmeyecekler. İktidarı da, muhalefeti de sokakları güvenli hale getiremedi, getiremeyecekler. Deprem oldu, iktidardan da muhalefetten de. Ki kiminin belediyesi var, kimi iktidarda. Bir tane istifadan çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü sorumluluğu üzerine alma cesareti yok bunlarda. Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey yapma, bir şey başarma imkanları da yok. Zihniyet aynı olduğu sürece iktidarın da muhalefetin de yeni bir söyleme, yeni bir söz söyleme gücü yok. İktidarın da muhalefetin de kavgadan, ayrıştırmadan başka bir siyaseti yok. Artık görelim bunları. Ben tüm milletime tekrar sesleniyorum. Zaman yeni bir şeyler söyleme zamanı. Zaman yeni bir yol çizme zamanı. Zaman ülkemizdeki hakim olan bu siyaset zihnini, siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte Deva bunun için var. O yüzden biz buradayız. O yüzden İstanbul'dayız. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında başımız dik, alnımız ak, milletimizin karşısındayız. Değerli arkadaşlarım, biz Deva Partisi olarak bu yola insan onuruna yaraşır bir hayat diyerek çıktık. Bu hedefe el birliğiyle sizlerle ve tüm milletimizin desteğiyle ulaşacağız inşallah. İstanbul'da ve diğer illerde, ilçelerimizde, beldelerimizde çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. İnsan onuruna yaraşır bir hayatı anlatacağız insanlara. Mevcutla yetinme. Sakın kader deme diyeceğiz insanlarımıza. Kamu imkanları nasıl adil kullanılır? Fırsat eşitliği nedir? Göstereceğiz inşallah. Öğrenciler tıkış tıkış yurtlarda değil, temiz, hijyenik, modern yurtlarda yaşasın diye. Günler öncesinden yer kapılan kütüphanelerde değil, odalarında, masaları başında çalışsınlar diye. İlkokul, ortaokul çağındaki çocuklar yedikleri simidin hesaplığını yapmasınlar diye. Dedeler torunlarının yarınlarına dair endişe duymasın diye. Çok çalışacağız arkadaşlar. Yıllar sonra İstanbul'a ihanet ettik itiraflarını bizden duymayacaksınız. Çünkü biz asla bu şehre ihanet etmeyeceğiz. Farklı partiden olduğum için engelleniyorum bahanelerini bizden duymayacaksınız. İstanbul için çalışacağız. İstanbul'un havasına, doğasına, silüetine gözümüz gibi bakacağız. Bize miras kalan bu kadim şehrin sokaklarını güvenli hale getireceğiz. İstanbul iyi yönetilsin, düzgün yönetilsin diyeceğiz. İstanbul'u Deva Belediyeciliği ile buluşturacağız. Değil mi İdris Bey? Evet. Şimdi İdris Şahin'i, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ben şöyle tekrar bir sahneye davet edeyim. Türkiye'nin devası gençlerimiz. Türkiye'nin devası bu gençlik, gençler.
İstanbul'un devası da bizim İstanbul Teşkilatımız. 39 ilçe teşkilatımız. Pırıl pırıl, alnı açık, başı dik kadrolarımız. Biliyorsunuz, çok yakından tanıyorsunuz. Hep beraber İstanbul'a deva ve Türkiye'ye deva olacağız inşallah. İdris Bey'i tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bizim partimizin ilk kurucu arkadaşlarımızdan. Kendisi milletvekilimiz, sözcümüz, genel başkan yardımcımız, hem de seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız. Yani biz İstanbul'a büyükşehir adayımız olarak gerçekten partimizin çok güçlü bir ismini aday olarak belirledik. 4 senedir demokrasi ve adalım bayrağını hakkıyla göğüsledi. 4 senedir deva çatısı altında memleketimiz için gecesini gündüzüne kattı. Avukat olduğunu biliyorsunuz ama aynı zamanda baro başkanlığı yaptı. Bulunduğu ilde bütün avukatların temsilcisi başı oldu. Adaleti bilmeyenlere, haktan, hukuktan payını almayanlara cevabını İstanbul'da en iyi İdris Bey verecektir bir hukukçu olarak. Evet. Evet, şimdi İdris Bey İstanbul'a deva olacak. Bütün ilçe adaylarımız 39 adayımızın 39'u kendi ilçelerine deva olacak. 39 ilçe başkanımız asıl kahramanlar, 39 adayımızla beraber her bir ilçemizde mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde, dükkan dükkan, ev ev dolaşacak. Arkadaş, bakın, ayaklarımızın altı su toplayana kadar yürümek zorundayız. Bahane yok, mazeret yok. Çünkü hep beraber başaracağız. Çünkü bize düşen sorumluluk, bizim vebalimiz vatandaşlarımızın karşısına çıkmak ve biz buradayız demek. Eğer vatandaşlarımızın karşısına çıkıp biz burada izlemezsek vebal bizde kalır. Onun için bunu yapmak zorundayız. Bu hepimizin sorumluluğu. Ben şimdi İdris Bey'i davet ettim ama ilçe adaylarımızı da şöyle tek tek sahneye davet edeceğiz. Alfabetik sırayla gidiyoruz bu işlerde hep. Kimse gönül koymasın diye. Onun için ben arkadaşlarımızdan rica edeyim. Biz İdris Bey'le bir yandan şöyle sahnenin önüne geçelim. Ama ilçe adaylarımızla tek tek alalım. Evet, kıymetli genel başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz sahnede tutuyoruz efendim. Alfabetik sıralamaya göre İstanbul'a deva olacak kadroları çağıracağız efendim. Sefere talip olan kıymetli belediye başkan adaylarımızı alfabetik sıralamaya göre ilçe bazında alacağız efendim. İstanbul Adalar Belediye Başkanı adayımız Sayın Ahmet Özkarabulut sahneye davet ediyoruz. İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı adayımız Sayın Fatih Karabeli'yi sahneye davet ediyoruz efendim. İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Necati Ali Çetinkol'u davet ediyoruz. İstanbul Avcılar Belediye Başkanı adayımız Erkan Uzun'u sahneye davet ediyoruz. İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı adayımız Sayın Necdet Deren'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Bahçeli Evler Sayın Nalan Ilgın'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Bakırköy Sayın Gökhan Yılmazer'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Başakşehir Sayın Kamuran Sayhan'ı sahneye davet ediyoruz.
İstanbul Bayrampaşa Sayın Altan Ertan'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Beşiktaş Sayın Zehra Humayş Zengül'ü sahneye davet ediyoruz. İstanbul Beykoz Cem Birtürk Avşar'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Beyoğlu Cemil Kara'yı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Büyükçekmece Ekrem Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Çatalca Mehmet Selim Tahincioğlu'nu sahneye davet ediyoruz. İstanbul Çekmeköy İbrahim Subaşı'nı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Esenler Arslan Arslan Bey'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Esenyurt Ali Emrah Gürbüz'ü sahneye davet ediyoruz. İstanbul Eyüp Sultan Rasih Muhammed Danış'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Fatih Müfide Boğazlıyanlıoğlu'yu sahneye davet ediyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa Sevda Saydan İrgin'i davet ediyoruz. İstanbul Güngören Erdem Işıklar'ı davet ediyoruz efendim. İstanbul Kadıköy Esin Aydemir'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Kağıthane Mustafa Avcı'yı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Kartal İltan Emekçioğlu'nu sahneye davet ediyoruz. İstanbul Küçükçekmece Lokman Alpaydın'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Maltepe Kubilay Sevencan'ı davet ediyoruz. İstanbul Pendik Mustafa Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Sancaktepe Mutalip Geçer'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Sarıyer Ramazan Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Silivri Zeliha Aksoy'u davet ediyoruz efendim. İstanbul Sultanbeyli Orhan Çamukay'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Sultan Gazi Sancar Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz. İstanbul Şile İbrahim Avcı'yı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Şişli Muhammed Benan Şenbayram'ı davet ediyoruz. İstanbul Tuzla Ceylan Yalçın'ı sahneye davet ediyoruz. İstanbul Ümraniye Faik Eren'i sahneye davet ediyoruz. İstanbul Üsküdar Hande Mutlu'yu sahneye davet ediyoruz. Ve son olarak İstanbul Zeytinburnu Ayşe Atış hanımefendiyle sahneye davet ediyorum, alkışlarınız efendim. İstanbul'un devası hazır. Büyük İstanbul fotoğrafı. Yarınlar aydınlık, yok hiçbir şüphe. Gençlik için rahat olsun hadi bir kere. Hayallerin gerçek olsun. Coşkuyla ve aşkla İstanbul'u yönetmeye geliyoruz efendim. Evet, İstanbul milletvekillerimizle sahneye fotoğraf çekimi rica ediyorum efendim. İstanbul milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz fotoğraf. Evet ve şimdi Deva Partisi Genel Merkez Kurulu üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz efendim. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi sahneye fotoğraf çekimi için davet ediyoruz. Deva Partisi Genel Merkez Kurulu üyelerimizi sahneye fotoğraf çekimi için davet ediyoruz efendim. Geliyor.
Ve Deva'nın büyük fotoğrafı efendim. Evet, Deva Partisi İstanbul ilçe başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz efendim. İstanbul ilçe başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz efendim fotoğraf çekimi için. Programımızın artık sonuna geliyoruz. Ses duyuluyor mu? Şu ses ayarını yapan arkadaşlar baksın. Ses duyuluyor mu?